Mezarları görüyorsun. Evet. Fotoğraf mı çekeceksin? Evet. Şey yapacağız. Camii merkezimiz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda da bununla alakalı pek çok sıkıntılar yaşadık. Alanımız çok büyük bir alan. Burası komple sit alanı diyebiliriz. Yaşayan bir tarih. Mezar taşlarımızın tahrif edildiğini, işte türbe kapımızın gördüğünüz gibi geçen sene kırıldığını, yıkıldığını. Bununla alakalı zaman zaman yetkililere hep ikazlarımızı, uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama maalesef bir arpa boyu yol almış değiliz. Bugün işte bugün görmüş olduğunuz gibi yine türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler, hakaretler ve buna benzer çok bizlere yakışmayan, bu ortama yakışmayan, bizim gençliğimize de aslında yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını, kazıldığını görmekteyiz. Bu bize acı vermekte. Burada biz genç kardeşlerimizi zaman zaman görüyoruz, sigara içtiklerini vesaireyi, bu aradaki boşluktan içeriye sigaralarını attıklarını, burada şarkı, türkü söylediklerini. Yani öncelikle bir mekanımızı şöyle bir görmek lazım. Burada mezar taşlarımız var, türbemiz var. Yani insana ölümü hatırlatması gereken, bu dünyanın nasıl boş bir hayat olduğunu hatırlatması gereken bir mekanda hiç burada sanki görülmemesi bu hadiselerin, bu olayların bizleri üzmekte. Yetkililere tekrar buradan sesleniyoruz. Bu mekan, bu güzel mekan ecdadımızdan bize emanet. Buna sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim diye her seferinde söylüyoruz ama artık söylemek de istemiyorum zaten. Çünkü sesimiz gerekli yerlere gitmiyor. Ulaşmıyor. O yüzden aynı şeyleri söylemenin, havanda su dövmenin de bir anlamı yok. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı daha olumlu bir şekilde, daha böyle tahrif edilmemiş bir şekilde bırakmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin diyoruz yani. Buradaki bütün kardeşlerimize de sesleniyoruz, esnaf kardeşlerimize. Her an 24 saat biz burada olamıyoruz. Burada bir güvenlik görevlisi de yok. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseleri gördükleri zaman en azından bize veya emniyete haber versinler. Yani illa hocadan bir şey beklemesinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseleri yaşamayız. Gençlerimiz de bizim akıllıdır, huzurludur. Dolayısıyla böyle mekanlarımızı tahrif etmeyelim. Bu mekanların ruhuna uygun bir şekilde buralarda vakit geçirmeye gayret gösterelim.